Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulunan muhim haberlerine huzurunuza sunuş getirişimiz. Kanal istiklalar ekranımızda bulsun. Mahathir Muhammed'in Fransiya hakkındaki sözü kattık gulgulu kozgıdı. Anadolu Agentliği'nin 29. Oktyabr'daki haberde bildirilmişçe, Malayşiya'nın sabık başministeri Mahathir Muhammed Twitter'da bayanatı ilan kılıp, gazeplengen bir kişi sebeplik Müslümanlarını ve İslam dinini ayıplayan Fransiyaliklerini Müslümanlarının cezalışı mı haklıq digerlerini bildirgen. Haberde kayıt kılınışçe, Mahathir Muhammed Twitter hesabatı da Müslümanlar Fransiyaliklerini cezalaşkı hukukluk. Çünkü onlar gazeplengen bir kişinin kılgan işini barlık Müslümanlarga ve İslam diniga arttı. Macron medeniyetlik bir şahıs emestikini namayan kıldı. Onun uqutkucunun öldürülüşünü bahane kılıp İslam dini ve Müslümanlarını ayıplışı hakikaten kalaklık digerlerini bildirgen. Mahathir Muhammed yine bu katillik Müslümanlar kabul kıldığan hareket emes. Men fikir erkinlikini kollayman. Ama o başkalarını hakaret kılışını öz içine almaydı. Fikir erkinlikine işengellikiniz üçünle bir kişinin yanığı berip onu hakaretlisiniz bulmaydı degen. O yana bunularını bildirgen. Fransiya tarihte milyonluğun adamını öldürgen. Onların arasında nurgun Müslüman var. Ama Müslümanlar Fransiyaliklerinin kılmışlarına karata canı can, kanı kan kaidesi bu içi iş görmedi. Fransiyaliklerimi bunda kılmaslığı gerek. Eksice Fransiya öz halkıge başkalarının his duyguları hürmet kılışını ögütüşü gerek. Macron gazeplengen bir kişinin kılmışı üçün barlık Müslümanlarını ve İslam dinini ayıplayan iken Müslümanlarının mı Fransızlarını cezalaş hukuku var. Fransız mallarını baykut kılış Fransiyanın neçi yıldın bu yankı hatalıklarını yuyuşki yetmeydi o diyen. Mahathir Muhammed'nin mezkur sözleri Tor dünyasında gulgulu peyda kılgan deyken Twitter şirketi o hembehirligen sözünü öçürüp taşlıgan. Fransiyada yakınki yıllarda Muhammed Aleyhisselam'ını mezkur kılış vakaları köp kıtım yüzbergen bulup Müslümanlarının küçülük gazipigi uçurup gelgen. Gerçi Macron bunu fikir erkinliği deb dava kılgan bolsa mı, garipteki köplügen nüfuzluk zatlar başkalarının itikadını mezhere kılışının fikir erkinliği emez belki cinayet işkerliğini tehditlemekte. Pompeo'nun Xitay'nın kengaymiçiliğine karşı halkara ziyareti Vietnam'da ahırlaştı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilmişçe, Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo cuma günü Vietnam'ın yukarı derecelik emeldarları bilen körüşken deyken, ittifaktaşlar ve şeriklerini birleştirip, Xitay'nın yaman garazlık kengaymiçilikine karıştırışını maksat kılgan mezkur 5 devlet ziyaretini ahırlaştırdı. Haberde kayıt kılınışça, Pompeo Vietnam Başministeri Nguyen Xuan Phuc Katarlık yukarı derecelik emeldarları bilen söhbetleşken. O Başminister Nguyen Xuan Phuc'a, biz Vietnam halkını ve devletinizin ilgilik hukukunu intayin hürmet kılımız. Biz devamlık hemkarlaşıp, münasebetini küçeytip, Pütkül, Şarkı Canubi Asya, Asya ve Hindi Tinici Okyan rayonlarını özçüge algan rayon bir hatarlikini, tinişlik ve güllenişini ilgili sürüşünü ümit kılımız diyen. Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin Peyşembe gündeki bayanatı da, Amerika Xitay'nın Mekong Deryası yukarı ekindeki tosma kuruluşları da uçuk aşkarı bulmasıdıkıdın ve tövən ekindeki devletler bilen subaylıqı sallıq məlumatlarını çeklik halda ortaklaşı batkallıqıdın kattık endişi kılıdı. Xitay'nın bu kılmışı milyonluğun kişilerine təsir kılıdı digen. Pompeo düşenbi günü yeni dehliğe yetip gelip, Asiya ziyaretini başlayan deyken Sri Lanka, Maldivi ve Hindonuziyanı ziyaret kıldı. O bu kıtımlık Asiya səpirinin temesinin Xitay'nın tehdidigi ortak taqabil duruş işgeliğini uçuk aşkarı tilgaldı. Onun bilen körüşken devlet emeldarları sahnelerde Xitay'ını aşkarı tənqid kılışını halimiğen bolsa mı, bırak Amerika'nın rayon bihaterlik işlerindeki başlamcılık rolünü karşı aldı. Pompeo, Cenubi Asya ve Şarkı Cenubi Asya'daki tört devletki kılığan ziyaretinin ahırıda oylumiğen yerden Vietnam'ı ziyaret kıldı. Bu iki tarafının Xitay'ın yaman garazlı kengaymiçilikine karıştırışta birbirini kollaşını ümit kıldığalıqını körüstüp bergen. Məlum buluşça, iki devlet sodusu mu, iki devletin əməldarları otursudaki söhbətinin muhim bir kısmı bolğan. Amerika hazır Vietnam'nın en çok eksport pazarı bulup, eşi süreti en tiz Amerika eksport pazarının biri ikken. İki devletin yıllık sodu külümü 0 halettin hazırkı 80 milyard dolarına yetken.
Pompeo bu qetim ziyaret kılgan devletlerde turuşluk Xitay baş elçihanları bayanat elan kılıp, Pompeo'nı bu devletler bilen Xitay'nın münasibetige kutrat kolu kılgallıqını ve arlaşkallıqını tanqit kıldı. Amerika'da yeni bir Xitay teşkilatı Çet El Vakalet Hanesi de bekitildi. Amerika hükümeti Amerika zeminide durup Xitay Kompartisi üçün hizmet kılıbatkan organlarını bekitip çıkışını ve bununla çetilgan şahıslarga tedbir kullanışını devamlaştırmakta. 28. Oktyabr günü Amerika Taşkı İşler Ministerliği Xitay'nın Merkezi Birliksel Bölümünün kontrollüğündeki teşkilat bulgan Xitay'nı tınıştık bilen birliki keltürüş memleketlik birleşmesini Çet El Vakalet Hanesi yani Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin bivası kontrollüğündeki organ da bekitti. Amerika Taşkı İşler Ministerliği bu vaxtdaki bayanatı da mündaq degen. Bunda kılışımızdaki maksat bu teşkilatlarının karakteri hakkında kişilerinin gözünü içiş. Cümleden bu organlarının bivası Beijing'den buyruk aladığallıqını eniq bildirip koyuştur. Biz bu yıl Ağustos'ta Kunzi İnstitutu'nı mu Xitay'nın Çet El'lerdeki vakalet hanesi kılıp bekitken idik. Amerika Taşkı İşler Ministerliği'nin bayanatı da yeni mündaq deyilgen. Xitay Merkezi Birliksel Bölümü Xitay Komünist Partiyası'nın bir organı bulup, o öktikçilerinin Xitay Kompartiyası'nın hakimiyetteki ornığı bulan tehdidini yoktuş, biterepleştiriş, hem şundakla Xitay Kompartiyası'nın teşvikatını Çet El'lerge tarıqtış vazifesini üstü kalgan. Amerika yana Amerika bilen Xitay arası da 2011 yılı imzalanan bir dostluk kilişimine asasen elip berilavatkan, İki devletteki her kaysi yerlik hükümet rehberleri ve halklarının dostluk uçuruşu digendek faaliyetlerini mu bekar kılgan. Xitay'nın Ürümçideki Teri Bazarıdaki Uyghur Mescidini çekip etkerliğe aşkarılandı. Xitay tecavüzçileri 2014 yıldan beri Şarkı Türkistan halkını herkıl tökmetleri bilen lagırga kamap, Xitay'a karşılık bildiriş ihtimallıqı bar dep karıgan barlıq Uyghurlarga karada tazlaş hareketi başlatkan idi. Şundaqla Şarkı Türkistan'da İslami izlerini közdün yoktuş üçün mescitlerini her xil bahanları bilen çıkışkı başlayan. Hazırkı işençilik məlumatlarda bildirilişe, Xitay 4 yıl içinde 16 mağdın artıq mescitini çıkıp taşlayan yaki buzğunçılı kılgan. Süniyamra süratlerde məlum bilişe, Xitay tecavüzçileri 2017 yılı Şarkı Türkistan'ın Ürümçi şehri Katnaş İnstitutu yanığa caylaşkan Teri Bazarıdaki Uyghur mescitini mahalli Olturaq rayonu bilen koşup çıkıp tüzlü etken. Xitay'nın yana bu yıl Ürümçideki Kazıven Tungan Mescidinin 4 münari ve gümbüzünü çekip taşlap, etrafını korşav içige alğanlıqı aşkarılandı. Xitay dairleri yana Ürümçi Terakkiyat rayonu Gharbi Vokzalı'nın şimali yoldaki Uyghur Mescidini etrafıdaki mahalleler bilen koşup çekip etken. İctimai taratkularda mezkur mescidlerinin 2017 yıldaki mükemmel haleti bilen hazırkı çekip etligen haleti seliştirme kılıngan resimler tarqalgan. Yakınki işencilik malumatlarda bildirilişçe Xitay tecavüzçileri yana çekilişten aman kalgan mescidlerini takıp algan ya ki sayahat ornu süpüde kullanmaktayken. Türkiye'nin İzmir şehrinde 6.6 bal yer tevridi. 30. Oktyabr Türkiye'nin İzmir şehrinde kattık yer tevreş apeti yüz bergen bulup hazırgıçı 25 kişinin hayatının ayrılganlığı ilan kılındı. Bu kıtımlık yer tevreşinin derecesi 6.6 balı yetken bulup, çunkurluğu tahminen 16.54 kilometre kildiken. Apet ve ciddi işlerini birtaraf kılış idarısının torbetindeki uçurlarda İzmir'nin Seferi Hisar rayonunda 30. Oktyabr çüştünken saat 14.51'de 6.6 balı yer tevri geldi ki. Hazırgıçı 25 kişinin hayatının ayrılganlığı, bunların içinde bir kişinin suudu garık bulganlığı ve 709 kişinin yaralanganlığı 6 binanın örülüp düşkenliği bildirilgen. Bu hafta İzmir valisi Yavuz Selim Köşker şehirdeki bina tamlarının kısmen çakketkenliğini krizis merkezi kuruş arkalık tekşürüşünün başlanganlığını bildirdi. Yer tevreştinkin İçki İşler Ministerliği Apet ve Ciddi İşlerini Birtaraf Kılış İdaresi ve İzmir valisi Amalbar Maşine Haydemeslik yer tevreş ve tasadibi vakalar yüzbergende alakının üzülüp kalması için uçur ve tor arkalık işleydiğen eplerini işiltiş katarlık eskertişlerini verdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan mu bütün devletinin barlık imkanları bilen İzmir'deki apetki uçurganlarının yeni de işkerlikini bildirdi. Şarkı Türkistan'da yeniden yeni 6 kişi yukumlandı.
Atalmish Uyghur Abnum Rayonluk Sahiye Saqlıqını Saqlaş Komiteti bugün elan qılğan ən yeni uçurda bildirilişçe bir gün içinde Şarkı Türkistan'da yana 6 kişinin yuqumlanğanlığı bayqalğan. 30 oktyabr 24 saat içinde Şarkı Türkistan'da yeniden Xitay virusu bilen yuqumlanğan 6 kişi bayqalğan bolup, bularning hammasi alameti görülmegen yuqumlanğuchilar içinden tekşürüp muayyenleştirilgen. Şarkı Türkistan boyunca diviziyanı koşkanda alameti görülmegen yuqumlanğuchidan 15'i köpeygen bolup, bularning hammasi Qashqar Koni şehir naisidikken. Bularning hammasi Koni şehir naisidiki umumiyüzlük tekşürüştü bayqalğan. Xabarda qayd qilinishicha Sharqi Turkiston bo'yicha diviziyani qo'shganda 51 yuqumlanuvchi bor bo'lib, bularning ichidagi 6 bemorning kesili og'ir ekan. Kasallik alomati ko'rilmagan yuqumlanuvchilar 161 bo'lib, ularning hammasi Qashqar Koni shahar nohiyasida ekan. Muhofizachi gazeta Qashqarda taralgan yuqumning jazo lagerlariga chetildiganligini ilgari surdi. Angliyaning muhofizachi gazeti Sharqi Turkistonning Qashqar viloyatida taralgan Xitoy virusi yuqumining majburiy amgak lagerlariga chetildiganligini ilgari surdi. Muhofizachi gazetining ta'kidlashicha Qashqar Koni shahar nohiyasida tarqalgan yuqum bu nohiyada 2018 yili Xitoy doirlarining atalmish namratlikdan qutqizish nomida qurilgan bir zavodga tutishdi ekan. Xabarda tadqiqotchi va kishilik huquq faoliyatchilarining namratlikdan qutqizish harakatini Uyg'urlar chuqum ishlashi kerak bo'lgan majburiy amgak deb ifodalanganligi ta'kidlangan. Xitoy sahiya doiralari ilgari Qashqar Koni shahar nohiyasida bayqalgan tunji yuqumdarning Zimin Yesi 3-chi kanatdagi bir zavodda ishlaydigan 17 yoshli qiz ekanligini e'lon qilib, navbatda bu zavodning yepiq boshqarilayotganligini bildirgan. Muhofizachi gazetasining xabarida ta'kidlanishicha 3-chi kanatdagi Shuchang kiyim-kechak zavodi nomli bu korxona kiyim-kechak, parda va karvat buyumlarini ishlab chiqaradigan bir tarmoq zavod bo'lib, Uningda ayollarni asos qilgan 300 dak yerlik yezi aholisi ishlaydi ekan. Navbatda 17 yoshli tunji yuqumdor qizning virusni qayerdan yuqtirib olganligi ma'lum emas. Xitoy rejimi yuqumdorning karantinga olinganligi, yuqumning manbasini tekshirayotganligini bildirgan bo'lsa-mu, yuqumga oid butun uchurlarni qattiq kontrol qilgan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda yuqum davomliq bayqalmoqda ekan. Doiralar 20 oktyabr payshanba kuni Qashqar Koni shahar nohiyasida yangidan yana 14 yuqumdor bayqalganligi Buning bilan yuqumdorlarning umumiy sonining 197 ga yetganligini bildirdi. Qastar Polat bir naqsha hambahirliganligi uchun 15 yillik qamoqqa hukm qilindi. Cho'chak viloyatining Chag'an-To'qay nohiyasidagi yosh chelishchi Qastar Polat Qozog'istonlik naqshchi Didar Qamiyevning bir naqshisini ijtimoiy taratqulardan TikTokqa chiqarganligi uchun o'tgan yili 7 ayda tutqun qilingan. Ma'lum bo'lishicha mazkur naqshining mazmunidagi urf odatga varislik qilish tashabbusi diniy radikallikning tashviqoti deb qaralib, 20 yoshlik chelishchi Qastar Polat 15 yillik kesib etilgan. Qozog'istondagi lager shohidi Baqit Alining Erkin Osiyo radiosiga inkas qilishicha, Qastar Polat Qozog'istondagi san'atkor Didar Qamiyevning naqshisini TikTokqa chiqarib, do'stlari bilan o'rtoqlashganligi uchun o'tgan yili 7 ayda tutqun qilingan va 8 ayda 15 yillik kesib etilgan. Onundan sırt onunga yana 30 000 yuan jarimani qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha bu yil 20 yoshga kirgan Qastar Polat Chag'an-To'qay nohiyasining Qarg'a yesidan bo'lib, u o'tgan 3 yilda cho'chak bo'yicha kelishish musobaqalarida orqa-orqadan birinchilikka erishgan. Baqit Ali ta'minlagan Qastar Polatning tutqun qilinganligi haqida JX tarmoqlar tomonidan oilasiga berilgan uqtirishda uning diniy asabiylikni tashviq qilish gumoni bilan Chag'an-To'qay qamoqxonasida tutib turilayotganligi qayd qilingan. Nöbette Tarbagataydaki alakadar xadimlar Qastar Polat delosi haqida ma'lumot berishdan o'zlarini qochirmoqda. Bir sud xodimi Qastar Polat delosi haqida radio muxbirining davlat amallik saqchilarini izlashini tavsiya qilgan bo'lsa, davlat amallik saqchilari bu delo haqida ma'lumot berishni rad qilgan. Amerika musulmonlarni Uyg'urlarga ko'ngil bilishga chaqirayotganda arab ellari diplomatlari Xitoyning Uyg'ur siyosatini madhiyladi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yaqinda Hindiston va Indoneziya qatorliq 5 davlatni ziyorati bo'lganda Uyg'urlarning masalasini ko'p qatim tilga oldi. Bu davlatlarni Xitoyning Uyg'ur musulmonlarga tutgan muomilasiga qarshi sado chiqarishga chaqirdi. U tunilgan hindistonlik jurnalist Shehar Guptaning maxsus ziyoratini qabul qilgandimi? Uyg'urlar uchrayotgan zulmni tunishtirgan. Shehar Gupta buning bilan Mike Pompeo'dan bir qancha million musulmon lagerga qamalganda sukut tutgan musulmonlarning
Macron ve Fransiya haqida bir egiz gapilarla hayajonlanib ketishi arasidagi bu kulgulik ishqa qanday qaraysiz deb so'rgan. Mike Pompeo buningga javob berib, "Men buni tushuntirib berolmadim. Bilmayman. Biroq mening umidim bor. Men Xitoyning g'arbida yuz berayotgan ishlarni ko'rgan har bir insonning bundan qattiq cho'chishini, buning insoniyat tarixidagi eng chong pastkashlik, eng og'ir zulm deb tunilishini umid qilaman. Buning bizga 1930-yil yillarida yuz bergan ishlarni samimizga selishini umid qilaman. Germaniya va butun dunyo, mayli islom davlatlari yoki hindi dinidagi davlatlar va yoki xristian davlatlari bo'lsin, butun dunyoni o'rtaq tunishga kelib, Xitoyni Uyg'urlarga bundoq zulm qilmaslikka qoyil qilishini umid qilaman" deganlarni bildirgan. Halbuki Mike Pompeo'ning bu maxsus suhbati e'lon qilingan minutlarda Xitoyning zuvani bo'lgan atalmish Xinjiang gazeti xabar e'lon qilib, Arab davlatlarining Xitoyda turishliq diplomatlari Sharq Turkistonda ziyorati bo'lganligi va biz Xinjiang xalqining tinchlik, xoshallik ichida yashaydiganligini va xizmat qiladiganligini ko'rdik" deganligini ilgari surdi. Xabardan qaraganda 10-ning 19-chi kundan 22-chi kungacha Arab davlatlarining Xitoyda turishliq elchilari va Arab Allari ittifoqining vakillari Sharq Turkistonning Urumchi, Qashqar va Oqsu qatorliq joylarida 4 kunlik ziyorati bo'lgan bo'lib, atalmish Xinjiang gazeti xabarida mundaq deyildi. 4 kunlik ziyorat vakillar ömikida chuqur ta'sirat qoldirdi. Ko'pchilik Xinjiangning terrorlik va radikallikka qarshi turish, fuqarolarning diniy e'tiqod erkinligini qo'g'dash, iqtisodiy taraqqiyotni ilgari surish va xalq turmushini yaxshilash qatorliq xizmatlarga ijobiy baho berdi. Amerikadagi Uyg'ur ziyolisi Ilshat Hasan Apandi bu vaqtda to'xtalib, "Hozir Uyg'ur musulmonlarining dardini g'arib demokratik allari qiladigan va musulmon allari bo'lsa, aksincha Xitoyning depini chaldigan holat shakllanganligini bayon qildi." U yana buningda iqtisodiy manfaatlardan boshqa islom allarining asosan diktator hokimiyatlardan tashkillanganligidan iborat bu omilning muhim rol o'ynayotganligini aytdi. Amerika tomonisi Xitoydan kelgan qonunsiz buyumlarni musodara qilishni kuchaytirdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika davlat bexatarlik ministerligi qaramog'idagi tomonisi va chegara qo'g'dash idorasi bayonot e'lon qilib, Xitoydan avatilgan qonunsiz buyumlarni nazorat qilish, to'sish va tutib qilishni kuchaytirganligini e'lon qilgan. Bayonotda mushu oy ichida Los-Anjeles xalqaro aerodromidagi xalqaroliq pochta yo'llanma doiralarining soxta oyoq, somka, kiyim-kechak, cheklangan hayvonot va o'simlik mahsulotlari qatorliq iste'molchilarning salomatligi va bexatarligiga tahdid solgan 812 turkum molni to'sib qolganligi. Undan boshqa yana Amerika shirkatlarining raqobat kuchiga ziyon solgan mollar va Amerika dehqonchilik va muhitni bulg'aydigan mollarning mo tutib qilinganligi bildirildi. Los Angeles tomonisi va chegara qo'g'dash ishxonasining modiri Carlos Martel bu vaqtda to'xtalib, turlik amallarni ishlatib Amerikaga kirgan mahsulotlarning amerikaliklarga ziyon yetkazmasligiga va Amerika ishlab chiqaruvchilari uchun adil va raqobat xarakterlik savdo muhiti yaratishiga kafolatlik qilamiz degan. Tomonisi va chegara qo'g'dash idorasining oshkorlashicha mamlakat miqyosida yo'l qo'yilgan alohida yumshoq harakat orqali 13%dan ortiq soxta yoki cheklangan mol bayqalgan. 2019 yili 7 oydan boshlab tomonisi va chegarani qo'g'dash idorasi bu harakat orqali 4800 turkumdan ortiq mol va 2600 ga yaqin dehqonchilik kasbiga daxli taarruz qilgan mollarni qo'lga tushirgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah ertiki programımızda görüşkice sizlerle Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunlukla program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim ben. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.